hem bizim polikliniğe gelen hastaların sorularından ufak bir derleme yaptım. Hem de size sormak istediğim birkaç konu var. Biraz yine kronolojik gitmek istiyorum. Yani hemen diğer tüp bebeğe değil de. Biz infertil çiftin tanımını yapıyorduk sizi beklerken. Hangi çiftlere infertil diyoruz? Yani bebek sahibi olamayan çiftin tanısını nasıl koyuyoruz? Oradan başlayalım. Ufak biraz aşılamadan bahsedip ondan sonrasında tüp bebek ve diğer konularımıza geçelim isterseniz. Evet, birçok hastamız bizi takip eden şu anda canlı yayında da bulunan. Tabii bunu artık öğrenmiş. Çünkü bizim infertil hastalarımız bu konularda çok hem tecrübeli hem de infertilite bir süreç olduğu için de araştırıp ve inceleyen bir hasta grubu olduğu için kendileri çok bunları biliyorlar ama daha sonradan izleyen ve bu konuda bilgi edinmek isteyen kişiler için ve YouTube'da da paylaşacağım bu videomuzu. Onlar için bir ön bildirimde bulunalım, bilgilendirmede bulunalım. Bilindiği üzere 35 yaşın altında bir yıl korunmasız ilişki sonrası gebe kalamama durumuna infertilite diyoruz. 35 yaşın üzerinde yeni bir ilişki, yeni bir evlilik ise ve 6 ay korunmasız ilişki, düzenli ilişki ve gebelik istemi olan bir çiftin ise gebe kalanması infertilite olarak adlandırılmakta. Peki, biz bu hastalara bu tanıyı koyduk. Belli bir testler uygulanıyor. Bilmiyorum daha farklı şeyler uyguluyor musunuz siz tüp bebek tedavisinde? Rahim filmi çekiyoruz. Eşinden bir sperm testi istiyoruz bu hastadan. Bir de hastanın hormon tahlillerine bakıyoruz. Ve AMH değeri tabii ki bu aralar bayağı moda diyelim. Ona da bakılabilen merkezlerde bakılıyor. Bu testlerden sonraki adımımız da bir aşılama oluyor. Çünkü hemen biz hastayı tabii ki tüp bebeğe yönlendirmiyoruz. Bu aşılama için sizin bir kriteriniz var mı? İşte hemen deneyelim mi? Bununla ilgili bir algoritmanız var mı? Şimdi şöyle olması gerekiyor açıkçası. Hastaları ikiye burada ayırmak gerekiyor. Direkt olarak aşılama yapılması gereken hasta grubu veya direkt olarak tüp bebeğe yönlendirmesi gereken hasta grubu. Evet. Bunun ayrımını yapmak için zaten bu testleri açıkçası istiyoruz. Hastayı hangi tanı sepetinin içerisine koyacağımızı ve o şekilde takip edeceğimizi ve hangilerin daha önceliği olduğunu, daha doğrusu daha hızlı ve daha teknolojik olan ancak daha pahalı ve daha fazla meşakkatli hem hasta hem doktor açısından olan tüp bebek tedavisini almak için hangisinin daha uygun olduğunu. Burada bu istediğimiz biraz önce bahsettiğiniz gibi AMH testi ve bunun gibi over rezerv testleri, işte ultrasonda bakılan, adetin ikinci, üçüncü günü bakılan, ultrasonda saydığımız yumurtalıklar, yani yumurtalıkların kaç tane yumurta içerdiği, antral folikül dediğimiz yapıların olduğu, bunların hepsi bize az çok hastamızın ne kadar yumurtalarında bulunduğunu ve o ay tedaviye girdiğini, döngüye girdiğini gösteriyor. Bunun üzerinden ilerlersek azalmış over rezervi durumu saptadığımızda yaş 35'in altında dahi olsa bu hastaların çok fazla kaybedecek zamanları olmadığı için direkt olarak bu hasta grubuna tüp bebek önermemiz gerekiyor. Keza sperm tahlilinde şiddetli azalmış hareket azlığı ve sayı azlığıyla birlikte eşlik ediyor ise ki bu 5 milyon olarak alıyoruz. 5.000'ün altında hareketli spermi varsa toplam örnekte ve bu tekrarlıyor ise birkaç tane spermiyogramda bakılınca en az 2 tane o zaman da tüp bebeği direkt olarak almak gerekiyor. Ya da hiç ejekülat dediğimiz yani meni örneğinde hiç spermi rastlanmıyor ise ve cerrahi ile alınması gerekiyorsa. Bunun arasında kalan gri bölgedeki hasta grubuna ise aşılama öncelikle uygun olabilir tabii ki. Şöyle ben artık hastaların bana sorduğu, yönelttiği sorulardan gideceğim aşılamayla ilgili hızlıca. Aşılama için illa da ilaç kullanmak şart mıdır? Yani sadece normal bir folikül gelişimi, ya spontan folikül dediğimiz yani hastanın kendi yumurtasının gelişimini beklesek de olur mu sorusu. Evet, şimdi buna şu şekilde cevap vermek lazım. Spontan yumurta gelişimi olmayan yani anovülasyon dediğimiz hasta grubu aşılamaya en iyi yanıt veren hasta grubudur. Ki bunların da başını polikistik over sendromu dediğimiz hasta grubu çeker. Bunlarda ovülasyon yumurtlama gerçekleşmediği için gebelik olamaz. Tüpler açıktır, sperm sayımı iyidir.
Bunda da en iyi yanıtı alırız. Tabii ki bunlar da ovülasyon, yumurtlama kendinden gerçekleşmediği için ilaç vermek gerekir. Diğer hasta grubunda, yani aşılama için uygun 35 yaşın altında ve over rezervi iyi, sperm sayısı iyi, tüpleri açık olan hasta grubunda açıklanabilir bir neden bulunamıyor ise kendiliğinden de yapılabilir. Ancak bu hasta grubu açıklanamayan grubuna girer. Açıklanamayan infertilite grubunda ise elde ettiğimiz gebelik birden fazla yumurta gelişimiyle daha çok arttığı için kendi haline bırakmaya oranla aşılama yapmanın getirdiği maliyeti ve hastanede harcanan emeği karşılamaz. Dolayısıyla bu hasta grubunda birden fazla yumurta geliştireceksiniz ki hastaneye hasta gelecek, örneğini verecek, yıkanacak, rahim içerisine ulaştırılacak, mantıklı bir gebelik elde edelim. Ama tabii ki bu da neyin karşılığında oluyor? Çoğul gebelik ve erken doğum gibi durumlarda olumsuz etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu hastaları, açıklanamayan hasta grubunu direkt tüp bebek alırsak burada da tabii ki maliyet devreye giriyor. Bunların bir kısmını acaba süperovülasyon dediğimiz, yani birden fazla yumurta geliştirerek, ki bunda da ağızdan haplarla yapılması öneriliyor. Çünkü iğneli aşılama tedavileri maliyeti karşısına koyduğunuzda, yabancı yayınlara baktığımızda 3 tane, 2 tane iğneli aşılama tedavisi yapmakla direkt olarak tüp bebeği almak arası karşılaştırıldığında direkt tüp bebek daha başarılı çıkıyor bu hasta grubunda. Bu nedenle klorhenfen sitrat gibi, klomen gibi ilaçlarla, işte şu an yakın zamanda işte Femara'da kullanılmaya başladı. Bunun gibi ilaçlara birden fazla yumurta geliştirmesi öneriliyor bunlarda. Yani aşılama yapmamız gereken ve çok fazla oyalanmaması gereken hastaları ayırt etmemiz önemli diyorsunuz. Önemli. Bu ilaçta en azından, yani bu illa iğne tedavisi, gonotropin olması şart değil. Yanında da bir ilaç vermemiz lazım ki birden fazla yumurta geliştirelim. Bu hastaneye gitme, gelme, bir sürü emek, doktor vizitleri, bunların karşılığında elde edebileceğimiz gebelik yakalansın. Çünkü kendi kendine yumurtlayan bir kadın zaten bir yıl içerisinde gebe kalması gerekirdi. Mantık evet. Buradan. Yani kalmıyorsa kendine demek ki problem var. Kabaca yani bu tarz tedavilerde bizim klomifen sitrat tedavisi şart gibi diyebiliriz, değil mi? Evet, basite indirgersek o şekilde. Yanına bir yumurta geliştirme iğnesi vermemiz başarıyı arttırıyor dediğiniz gibi. Peki bu iğnelerle ilgili soru sormuşlar, bizim şeylerimiz var, gruplarımız var. Bu iğneler acıtır mı, işte uygulamasıyla ilgili ve iğnelerin içeriği. İğnelerin özellikle yumurta geliştirici olan iğneler nedir? Bunların içerikleriyle ilgili ve çalıtlatma iğnesinden farkları nedir? Evet, yumurta geliştirici iğnelerin içerisinde FSH dediğimiz folikül stimülan hormon, yani yumurtalıkların bulunduğu yapılara folikül diyoruz. Bunları uyaran bir hormon var. Bunun laboratuvar ortamında üretilerek şişelenmesi ve ambalajlanması ile karşımıza bu ürünler çıkıyor. Bunların farklı formları var. Bir kısmı eski preparatlar, daha eskiden gelenler idrardan elde edilen tipleriydi. Şimdi rekombinant teknoloji dediğimiz, idrardan değil, laboratuvar ortamında tamamen ürettirilen diyeyim bir hormon. Bu FSH hormonunun farklı tipleri var. Dediğim gibi içerisinde bazen LH hormonu veya HCG daha çok bulunan formları da var. Onlara çok girmek istemiyorum. HCG ise çatlatma iğnesi, LH hormonu dediğimiz ikinci bir hormonumuz var. Bu da yumurtanın çatlamasını sağlıyor. Çatlamayı sağlayan hormonun yerine geçecek olan bir ilaca ihtiyacımız var. Bunun süresi de uzun süreli olmalı. Bu da aslında gebelik hormonunun ta kendisi ve çatlatma iğnesi de aslında gebelik hormonu. Evet, gebelik hormonu sanırım onların yapısal olarak birbirlerine benzeştiğinden dolayı, değil mi, protein yapısı itibariyle? Kesinlikle. Ayrıca gebelik hormonun daha uzun yarılanma ömrü olduğu için bu HCG yerine konuluyor. Çünkü uyguladığımız tedavilerde daha uzun süre destek sağlayabilmesi gerekiyor yumurtlamanın gerçekleştiği yerde kalan hücrelere. Ki biz bunlara korpositoğum, sarı cisim diyoruz. Bu da gebeliğin devamı ve gebelik hormonu olan progesteronun salınımı için önemli. Bu nedenle HCG çok önemli. İleride soracaktım size bu soruyu. Biz niçin tüp bebek hastalarına uzunca bir süre progesteron tedavisi veriyoruz?
Yani bunların spontan gebeliklerden, kendiliğinden oluşan gebeliklerden farkları nedir? Ben mesela tabii ki sizin kadar bilmiyorum ama gelen hastalar bana sürekli progesteron yazdırmaya geliyorlar. Ve hatta 16. haftaya kadar bile kullanan hastalarımız var. Bunun prosedürünü ileride soracağım zaten. Şimdi konu açılmışken bir de ondan bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Bu çok sık gelen sorulardan biri. Neyse, progesteronun farklı kullanım yolları var. Vajinal yolla verebiliyoruz. Vajinal yolla uygulamak da bazen tabii ki külfet olabilir hastalarımız ama en azından her gün iğne yapmak zorunda kalmayabiliyorlar. Eskiden sadece kas içine yapılan formları vardı ve bunlar kabul ediliyor. Doğru düzgün tedavi olarak. Şimdi vajinal formlarla devam edebiliyoruz tedavimize veya cilt altı iğne şeklinde olanları var. Kas içine kadar acıtmıyor. Tabii ki neticede iğne ve vücuduna bir şey uygulamak zor bir şey. Bunu neden veriyoruz? İlk zamanlarda yapılan çalışmalarda ve teorilerde şöyle bir teori vardı. Tüp bebek hastalarında yumurta toplama esnasında yumurtaların olduğu içine girdiğimiz biraz önce bahsettiğim folikülün sıvısını aspire ederken yanındaki hücreler de tüpün içerisine geldiği ve daha sonra bunun yetmezliğe sebep olduğu, bir nevi yetmezlik yarattığımız üzerinden gidiyordu. Ancak... Çok pardon, ben kaçırdım. Yetmezlik nerede oluyor doktor bey? Ne yetmezliği? Bu yumurtaların salındığı yerde bir sarı cisim oluşuyor. Evet. Bu sarı cisim gebeliğin devamını sağlayan ve HCG hormonu, gebelik hormonu tarafından uyarılmaya devam eden, normalde gebelik gerçekleşmez ise 14 günlük fix bir ömrü olan ve bu 14 gün sona erdiğinde bildiğimiz üzere yeni adet döngüsü başlamak üzere progesteron hormonu düşmesiyle kanamanın başlamasına sebep olan bir yapı. Evet, yani aslında şöyle özetleyecek olursak, aslında bizim normal gebe olmayan kadını adet gördürten şey, değil mi? Onun tüp bebek hastalarında ömrünün kısa olmasından kaynaklanıyor, değil mi? Ömrünün kısa olmasından kaynaklanıyor, evet. Bunun kısa olmasının nedeni de bizim iğneyle toplamamızın olduğu değil, iğne toplama esnasında hücrelerin dışarıya alınmasından kaynaklı azalma olduğu değil, çok aşırı seviyelerde, normal seviyenin üzerine çıkan hormonlar ile bu yumurta çatlatıcı hormonun, LH'nın aşırı baskılanmasının olduğu şu anda kabul gören görüş. Bu nedenle hangi tipte bir tedavi yaparsanız yapın, hangi tip baskılayıcı iğne verirseniz verin, bunun oluşacağı ve oluştuktan sonra da bunun engellemenin tek yolu bizim sadece oluşan sarı cisimlere yumurtalıktan salgılanan gebelik hormonuna kendimizi bağlamamamız, dışarıdan kendi progesteronumuzu al sana gebeliğin devam etsin diye vermemiz gerekiyor adeta. Peki yine konunun üstüne, konunun tam alakalı olduğu için soruyorum. Tekrar soracaktım ben bunları. Ne kadar, kaç haftaya kadar vereceğiz? Hasta tüp bebek yaptırdı. Tüp bebek sonrasında şu iğneleri veya vajinal içi jelleri ne kadar süreyle kullanacak? Normal kabul edilen görüş, gebeliğin 8. haftasına kadar corpus luteumun bunu idare ettiği salgılamayı. 8. haftadan sonra ise gebelikteki oluşalanan embriyonun kendisinin plasenta dediğimiz bebeğe yapıştığı, eşinin bunu sağladığı. Ancak tabii bu kadar basit değil olay. Bu sadece desteklemek açısından verilen progesteron. Yani tüp bebek yaptık, tüp bebek nedeniyle 8. haftaya kadar vermemiz gerekiyor. Ancak şöyle çalışmalar da var. 8. haftadan daha sonra verdiğimizde tekiz gebeliklerde rahim boynunun kısalmasını azalttığı, progesteron hormonunun devam edilmesinin ve erken gebelikleri engellediği ve rahimi yumuşattığı bilinen bir hormon. Bu nedenle tabii ki hekimden hekime fark edebilir, değişebilir. Hastam çok şikayetçi, aşırı olmazsa, olsa da şekillerini değiştirerek, işte vajinal kullanıyordu, subkutana cilt altına geçerek, cilt altı kullanıyorsa değiştirerek veya dozunu bir miktar azaltarak 34-35. haftalara kadar devam etmeyi ben uygun görüyorum kendimce. 34. haftaya kadar. Kadar devam ediyorum, evet. Yani kısaca hasta tüp bebek yaptırdı. Bizim eskiden bildiğimiz kadarıyla ilk 3 ay, 4 ay değil. Erken, olası bir erken doğum riskine karşı. Çünkü bunlar kıymetli gebelikler oluyorlar. Bunun riskini almadan biz bu vajinal preparatlara, ilaçlara devam edelim diyorsunuz. Ben devam etmeyi uygun görüyorum ve takip ettiğim gebeleri de, bir önceki yayında da bahsettiğim gibi kendim de takibini çok sağladığım bu şekilde gebem oldu.
Erken doğum riski hemen hemen hiçbirinde olmadı veya rahim boynu kısalığına rastlamadık. Bu nedenle erken açılma gibi. Bir çalışma gibi olmuş sizin zaten. Kendi Benim çalışma deneyimlerinizden var de. açıkçası. Onun üzerinden geliştirerek ben böyle devam ettim ve kendimde gözlemledim. İyi Bunu sonuçlarını aldım. öğrendiğim iyi oldu. Ben hekim Evet. olarak bunu bilmiyordum mesela. Teşekkür ederiz. Peki, aşılamayla ilgili son sorum. Aşılama sonrasında hastalara bazı hekim arkadaşlar sırt üstü yatacaksın, kalkmayacaksın gibi şeylerde bulunuyorlar. Bunun ne kadar doğru olduğunu da merak etmiş hastalar. Şimdi uygulaması esnasında tam olarak bununla ilgili bir data olmasa da tüp bebek tedavisi için embriyo transferinden sonra hemen ayağa kalkmasıyla kalkmaması arasında bir fark yoktur. Transferden sonra devamlı yatmak da önerilmez. Aksine gebeliği düşürdüğünü gösteren çalışmalar var. Aşılama, evet. Aşılama için ise şimdi aşılama tüp bebekten farklı bir şey. İçeriye bıraktığımız embriyo değil ve milyonlarca spermi rahim boşluğuna bırakıyoruz. Uygulama esnasında dikkat edilecek yapılacak çok ince bir trik var. Hastaya inseminasyon yaparken, içeriye verirken çok yavaş yavaş vermeyi sağlamak ve hastaya derin bir nefes almasını istemek. Derin nefes alınca çünkü negatif bir basınç ile göğüs kafesi çekildiğinde batın içerisine doğru ki döllenmenin gerçekleşeceği yer aşılama tedavilerinde tüplerdir. Buluşmanın olacağı yer tüplerdir. Tüplere doğru spermin gelmesini ilerlemesini sağlamaktır. Bu nedenle aşılama tedavilerinde profilaktik olarak, önlem olarak bir miktar yatması, belki de yer çekimine karşı biraz kendini kaldırması önerilir. Ancak tüp bebek tedavilerinde böyle bir şey gösterilememiştir. Aşılama sonrası ben 1 saat falan dinlendiriyorum. Sonrasında da normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz diyorum. Bu doğru mu sizce? Doğrudur. Yeterli, fazla bile. Yani Fazla hastanın bile. tabii şöyle bir şey var. Dinlenmek isteyen, transferden sonra dinlenmek isteyen veyahut da aşılamadan sonra dinlenmek isteyen hastaların bir psikolojik faktör de buraya devreye giriyor açıkçası. Bu nedenle kalkıp hareket etmesi tabii ki önerilir ya da istediği kadar dinlenmesi de önerilebilir. Nasıl kendilerini rahat hissediyor iseler. Peki, şimdi asıl konumuza geri dönelim. Tüp bebek sizin bahsettiğiniz gibi multifaktöriyel bir nedenli, yani sebepli, hatta sebepsiz olan grup var. Benim daha önceden okuduklarım, hani sebepsiz olan ve nedeni net olarak bilinmeyen olan infertil çiftlerin tedavisi biraz daha zor oluyor. Bununla ilgili bir açıklama getirebilir misiniz? Bahsettiğiniz gibi doğrudur. Açıklama infertilite durumu şu anda da tam çözülmemiş ve daha fazla çalışmalara ihtiyaç olan bir gruptur, hasta grubudur. Bunlar da gruplar olduğu düşünülmektedir. Belki de bunlar da immün bir etiyoloji atlı yatan bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir problem, durum olabilir. Bu nedenle biraz önce bahsettiğim gibi bu hasta grubunda ancak gebeliklerin daha çok tüp bebek üzerinden geldiği ve bizim aslında şu anki yürürlükte olan iğneli aşılama tedavisi, gonadotropinlerle aşılama tedavisinin belki de bu hasta grubunda kaldırılması daha doğru olacaktır diyorum. Çünkü bilim farklı şeyi, sağlık uygulama tebliği şu anda farklı şeyi söylüyor. Bu hasta grubunda bu benim dikkatimi uzun zamandır çeken bir durumdur. 2020'de ASRM, Amerika'nın Üreme Derneği, Amerikan Fertilite Derneği yeni bir guideline yayınladı. Açıklama infertilite ile ilgili. Ve burada yani neredeyse gonadotropinle iğneli aşılama tedavileriyle bu hasta grubunda zaman kaybetmeyiniz. Hatta 38 yaş üstü grubunda hiç iğneli aşılamaya direkt olarak gitmeden hastayı tamamen IVF tedavisine alınız deniliyor. Son görüş bu yönde. Açıklamayan hasta grubuyla ilgili. Bu da ben kendi hekim olarak soruyorum. Belki hastalarım şu anda izleyicilerimiz sıkılabilir ama nedeni bilinmeyen immüniteye bağlı dediniz. Bunlara ivik verilmesinin faydalı olabileceği ile ilgili bir şeyler okumuştum. Fikrinizi çok merak ediyorum bununla ilgili. Bu yani verilmiş olan çalışmalar çok yeni çalışmalar ve alt gruplara ayrılmış çalışmalar değil aslına bakarsanız. Dolayısıyla şu gruba kesinlikle verilmesi gerekiyor diye bir şey, net bir bilgi maalesef bulunmamakta ivik ile. Ama zararı olmadığı düşünülürse Ben de maliyet öyle düşünüyorum. dışında bir şey getirmediği için
Tekrarlayan başarısız IVF'ler sonrasında uygulanabileceğini kendi adıma söylüyorum. Uyguladığımızda oldu. Şöyle hormon ve ameha'dan bahsetmedik pek. Şimdi şöyle özellikle de gruplarda çok fazla konuşuluyordur. Siz daha iyi bilirsiniz. İşte ameham şöyle, işte ben şöyle mi yapayım? Benim durumum çok mu kötü? Ameha gerçekten bu kadar belirleyici mi? AMH gebe kalma olasılığını belirlemez öncelikle. AMH gebelik belirlemez. AMH'ya bakarak bir hastaya siz gebe kalacaksınız veya kalamayacaksınız denilemez. AMH'nın belirlediği şey diğer over rezerv testleri ile birlikte birden fazla over rezerv testi yapılarak bunlara yardımcı olarak istenmesi gereken bir testtir. AMH'nın faydası bizim yapacağımız tüp bebek tedavilerine yumurtalıkların verebileceği yanıtın öngörülmesini sağlar. Ve hastaya doz belirlememizi ve bununla düşük over rezervi olan hastalarda yetersiz yumurtalık yanıtı olup olmayacağını öngörmemizi sağlar. Bunun dışında başka bir faydası yoktur. Amiyan tek Yani başına. ameha baktırdım ben şurada benim bir an endişeliyim işte diyen hastalara ben kabaca da bunu da söylüyorum. Bunları daha çok hekiminizin ve özellikle de özel tedavi yapan hekiminizin takibi altında olan bir şey olduğunu. Ben kendim FSH'yı yeterli buluyorum. FSH kabaca bize bu hastalarla ilgili fikir verir mi sizce? FSH vermez. Çünkü FSH'nın açıkçası over rezerv testi olarak bakılacaksa FSH'nın hemen hemen artık hiç yeri yok ve over rezerv testleri içerisinde de alınmıyor. FSH'nın ancak klonfen sitrat challenge test dediğimiz yani klonfen sitrat verdikten sonra bir başında bir de 5 gün sonra verdikten sonra bakılıp ikisini iki değerin birlikte karşılaştırılması, son gün değerinin yüksek olması ile bize azalmış olabileceğini belki gösterebilir. Ama FSH aynı zamanda estradiol seviyesiyle birlikte bakılması gereken bir testtir. Tek başına benim FSH'm 3, benim FSH'm 5, benim over rezervim iyi denilemez. Sizin estradiol değeriniz 100'lerde, 200'lerde ise FSH'ınız tabii ki düşük olacaktır. Ya da tam tersine FSH'ınız yüksek saptandı bir sefer. Gerçi bir sefer tek sefer yüksek saptanması İyi bir şey işaret değildir. Doğru zamanda bakıldıysa ama yanlış zamanda bakılan bir FSH diyelim ki adet ortası döneme yakın bir dönemde, yumurtlama dönemine yakın bakıldı FSH. Tek yüksek FSH'ın pek bir anlamı over rezervasyonda maalesef yoktur. Peki, ben kendim için sormak istiyorum. Muhtemelen çünkü katılan diğer kadın doğumcu arkadaşlar da var. Ya o zaman benim poliklinikte bu hastanın FSH'sına bakmam ne kadar anlamlı? Çok anlamlı değil. Çok anlamlı değil. O Değil. zaman ben hastanın spermiyogramına bakacağım, tüplerine bakacağım, rahim filmi çekeceğim. Başka ben bu hastaya nasıl bir tarama yapabilirim? AMH isteyebilirsiniz. İnfertilite ise primer şikayeti. AMH isteyebilirsiniz. Antimüller hormon isteme durumunuz yoksa, antimüllerini hemen baktırma imkanı yoksa ve o anda hastaya bir bilgi vermek istiyorsanız da antral folikülle vajinal ultrason hepimizin muayenehanesinde var. Hemen bir vajinal ultrasonla over rezervini çok daha doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. AMH doğru ve standartları iyi olan laboratuvarlarda bakıldığında güzel sonuç verebilen bir tahlildir. Laboratuvarlar arasında çok büyük farklılıklar olduğu gösterilmiştir. Ve çok düşük değerlerde bazı laboratuvarlar verirken standart Avrupa tarafından kabul edilmiş bir laboratuvarda bakıldığında ise onlar kadar düşük değerler olmadığı gösterilmiştir. AMH'in eskiden aynı adet dönemi içerisinde farklılık göstermediğini, adetin herhangi bir dönemde bakılabileceğini söylüyorduk ama aynı siklus içerisinde değişiklik gösterebileceğini, çok dramatik olmasa da testere dişi şeklinde bir yüksek, biraz da yüksek, biraz daha düşük olabileceğini. Yani 0,6 AMH'im vardı benim. Şunu içtim, bunu içtim. İşte bitkisel ürünler kullandım. Benim AMH'im oldu 0,75. Aslında aynı, değişmemiş. AMH'ınız 1,5 olmalıydı ki o üründen fayda görmüş olasınız. Ben bunu forumlarda çok fazla görüyorum. İşte şunu kaynattım, bunu içtim. 0,5 AMH'im oldu 0,7 diyor. Zaten 1,2'nin altındaki AMH değeri düşük over Azalmış. rezervi, azalmış over rezervi anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Onun size ne kadar folikül olarak gelebileceğini
söylememiz, görmemiz gerekiyor. Bunun bir faydası olması gerekiyor. Yoksa biz değerleri görüp bu şey değil yani. Amerikan doları, euro değil yani. Bir gün 7.32 oldu işte aradan 10 kuruş kazandım gibi bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Bunda bize fayda sağlayabilmek için daha geniş marjda yükselme ve düşme olması gerekiyor. Gerçekten güzel bilgiler. Yani biz hekimlerin bile merak ettikleri şeyler. Şimdi Teşekkür ederim. yaş sınırıyla ilgili. Şimdi diyelim ki hasta 40 yaşında. Ya nasıl diyeyim ben size? Ya mesela 40 yaşında bir hasta geldi. Yeni evli. Vaka üzerinden anlatayım. Bu hastanın biraz vaktini harcamak anlamlı mıdır? Yoksa ben bu hastaya direkt anlatıp ben bunu iyi bir merkeze mi göndereyim? Çünkü ben o şekilde yapıyorum. Evet, sizin dediğiniz gibi, yaptığınız gibi yönlendirmek tabii ki önemlidir bu hasta grubunu. Çünkü bu hasta özellikle 38 yaş üzeri hasta grubunda her geçen yılda elde edebilecek sağlıklı embriyo sayısında çok dramatik bir şekilde azalma olur. Yani aynı azalma 30 ile 35 yaşlar arasında olmaz. Sayıdan ziyade burada kaliteden ödün vermiş oluyoruz. Bir yıl geçti mi, hasta 41 yaşında oldu mu, 40 yaşında topladığınız yumurtaya ve elde ettiğiniz embriyolara göre çok daha az sayıda normal genetik yapıya sahip embriyo elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bu hasta grubunu hızlı bir şekilde refere etmek ve bir tüp bebek merkezinde tedavisinin yapılması uygun olacaktır. Tüp bebek tedavisinin tipleri varmış doktor bey. Bununla ilgili bize bilgi verebilir. Ben biraz okudum yayına katılmadan önce. Klasik tüp bebek, in vitro matürasyon ve mikro enjeksiyon yöntemleri var. Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii klasik tüp bebek denildiğinde bu hemen hemen Türkiye'de hiç uygulanmayan bir tedavi yöntemi artık. İlk çıktığı orijinal şekli aslında bu. Burada sperm aynı aşılama tedavisi gibi alınıp, yıkanıp, işlem yapıldıktan sonra toplanan yumurtaların çevresine soyulmadan bırakılıyor. Ve yumurtayı döllenmesi sağlanıyor. Bu daha doğala yakın bir yöntem. Yani tüplerde gerçekleşecekken bu döllenme işlemi dış ortamda ve petri tabağında, petri dişinde yapılıyor. Ancak burada çekincemiz şu oluyor. Hafif açıklanamayan bazı erkek faktörleri de varsa sadece sayı ile öngöremediğimiz fertilizasyon oranları yani döllenme oranları normal tüp bebeğe göre bir tık daha düşük oluyor. Ama normal bir laboratuvarda döllenme oranlarını ICSI'den alt sınır, ICSI yapılırsa yani sperm alınıp enjeksiyon ICSI yöntemiyle Ya mikro yumurta enjeksiyon. mikro enjeksiyon yöntemiyle yumurtanın içerisine sokulursa iğne ile bu yöntemde alt sınır daha fazla olması tabii ki daha iyi olur. %100 döllenirse ne ala en istediğimiz şey ama alt sınırı %75 normal bir spermle döllenme gerçekleşmesi gerekir. Bu klasik IVF için %66'dır. Normal, güzel, düzgün bir laboratuvarda normal bir sperm parametresi olan bir hastanın %66'sının döllenmesi gerekir yumurtaların. Yani 10 yumurta bir koyuyorsanız 6.6 yani 7 tanesinin en az döllenmesini bekliyoruz. Kabaca söyleyecek olursak, yani kısaca bu in vitro matürasyonlar, mikro enjeksiyon birazcık Ha, erkek. IVM'den bahsetmedim, özür dilerim. IVM çok spesifik. O da çok bazı refere merkezlerde uygulanan çok yeni bir yöntem. IVM'in mantığı da şu şekilde, in vitro matürasyon. Adı üzerinde in vitro fertilizasyon değil. Çünkü fertilizasyon dediğinizde in vitro ortamda, cam ortamında yani bu tabak Dışarıda. ortamda, ha, dış ortamda döllenmenin gerçekleştirilmesi. Sadece eksik olan döllenme. Ama in vitro matürasyonda tek eksik olan olgunlaşma. Çünkü yumurta daha olgun değil. Bu nedenle 10 milimetrenin altındaki yumurtaların toplanarak dış ortamda olgunlaştırıldıktan sonra işlem yapılması mantığına dayanıyor bu. Bu da daha çok dirençli polikistik over sendromu gibi döllenme ve ilerlemesinde problem olan. Yani yumurtaların içerisindeki ortam o kadar düşman ki yumurtaların gelişimine ve yumurtlama safhasına kadar ulaşmaya ilk gelişim adetin ilk 4-5. Gününe kadar olan bu ilk 2-3 gününe kadar olan ve
bir önceki adet döngüsünün ikinci yarısından gelişime giren yumurtalıkların gelişim basamağında kalması durumu oluyor polikistik over sendromda. Bu kaldıkları ortamdan onları ayırarak dış ortamda gelişime bırakılması gebelik ihtimalini daha fazla artırabileceğini söyleniyor. Bununla ilgili benim bir anım var. Dördüncü sınıf kadın doğum stajında hoca bana şöyle sormuştu Çapa'da. Polikistik over'in ana problemi nedir? Mikroandrojenik ortam. Muhtemelen sizin bahsettiğiniz o düşman ortam da bu. Yani fazla erkeklik hormonu, polikistik over hastaları için konuşuyoruz. Kısaca yani biraz daha fazla kadın faktörü olan hastaları da yumurtaları alıp dış ortamda biraz daha olgunlaştırıp işlemi alıyor. Evet. Ve bundan bu dönemdeki sıkıntılardan onları bertaraf etmek denebilir evet. Kısaca. Evet. Mikro enjeksiyon da daha çok erkek faktörü yani sperm problemi olan hastalar için geçerli sanırım. Evet ama şu anda indikasyon çok genişlemiş durumda. Dediğim nedenden dolayı döllenme oranlarının düşük kalması korkusu ile hemen hemen bütün merkezler biraz daha pahalı olsa da bu yöntemi uygulamayı tercih ediyorlar. Teşekkür yani bizim ederim. Türkiye'de yok gibi bir şey, normal tüp bebek yok, normal IVF yok gibi bir şey. X'i var. Hepsi kadınlarından hangisi X'i yapıyorlar? Yani Türkiye'de X'i yapıyorlar. Kesinlikle herkes X'i yapıyor hemen hemen. Anladım. Belki bir yer yapmıyordur. Semen analizini soracaktım. Kendiniz söylediniz. Bizim için kriter 5 milyon demiştiniz ve hareketli olup olmamaları önemli demiştiniz, değil mi? Evet, evet. Peki, transfer sırasında kaç embriyo transfer edeceğimizi neye göre neye göre karar veriyoruz? Şimdi tabii ki morfolojik kriterler var elimizde. Yani embriyoların bakıyoruz, görünümüne bakıyoruz, gelişimine bakıyoruz. Bunlara göre embriyologlarımız bize belli grade veriyor bunlarla ilgili. Hangi evredeler ve gelişimleri güzel mi değil mi diye. Bunlara göre transfer sayısını belirliyoruz. Tabii ki verdiğimiz embriyonun sayısı aşırı çoğul gebeliğe sebep olacak kadar fazla olmamalı. Yani kadının taşıyacağından fazla tek seferde embriyo vermek çoğul gebeliği ve çoğul gebelikle gelebilecek olan komplikasyonları maalesef arttırıyor. Gebelik oranını arttırdığı gibi. Bunu iyi dengelemek lazım bu açıdan. Genetik incelemeler veya bir her zaman bahsettiğim gibi bir biyopsi alınmadan yapılabilecek bir genetik yapısını bilmemizi sağlayan embriyonun yöntemler ortaya çıkarsa o zaman her zaman tek embriyo verip çok yüksek gebelik oranları elde etmeye başlayacağız. Ama şu anda oralarda değil daha tıbbın gelişimi. Kabaca bizim ülkemiz için müsaade edilen sayı ne kadar diyebiliriz? 35 yaşın altına 2 denemede tek embriyo, sonrasında ise 2 embriyo. Hı hı. Diğer embriyoları da ben onu bilmiyordum. Bugün okuyunca öğrendim. Sanırım siz fertilize edip embriyo halinde donduruyorsunuz. Yani yumurta halinde donmuyor, değil mi? Ben bunu da bilmiyordum. Tabii ki evli bir çiftte tüp bebek tedavisine başvurmuş ise evet, embriyo halinde donur. Oluşan embriyolar, fazla kalan embriyolar saklanır. Evet. Ama tabii ki dondurma diye de bir şey var. O ayrı bir mevzu tabii. O ayrı baş. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Progesteronu konuştuk. Bir şey daha soracağım. Yine tüp bebek tedavisinin başında doktorlar yüksek doz östrojen veriyorlar. 2x2 veya daha fazla östrofen. Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Transferden sonra mı konuştuğumuz evet, şey? Evet, evet, evet. Yani aslında östrofen tedavisinin devam edilmesinin veya başlanmasının transferden sonra çok bir anlamı yok. Hı-hı. Ama bunlar biraz eski alışkanlıklar. Foliküller aspire ettiğimizde hastanın estradiol değerindeki dalgalanmalar olur da gebelik acaba kaybedebilir mi gibi hı-hı korkular var. Hı-hı. Ama öyle, çünkü tüp bebek tedavisi zaten hiperöstrojenik, çok yüksek östrojen seviyeleri oluşmasını sağlıyor. Bu nedenle östrojen seviyesiyle ilgili sıkıntı yaşamak pek mümkün gibi gözükmüyor. Zaten kısa bir dönem kullandırıp daha sonra da genellikle östrojenler kesilir. Bu kısa süre ne kadar? Mesela bana polikliniğe geliyor, hasta tüp bebek merkezindeki doktoru işte uzun bir dönem tekrar yazıyor. Hatta 12. haftaya kadar kullanan hastayı bile gördüm. Birinci sorum,
Bu östrojenin çocuk üzerindeki etkileri en nihayetinde aslında gebelikte kullanılmaması gereken bir ilaç diyebiliyorum. Biz daha çok onu rahim duvarını geliştirmek için kullanıyoruz. Bununla ilgili fikriniz nedir? Yani kullanacaksak da en fazla kaçıncı haftaya kadar kullanalım? Bunun doğrusu nedir? Yine 7. haftaya kadar maksimum kullanılması uygun olur. Bunda da yine plasenta devralana kadar. Daha erken, daha kısa dönemde de kesilebilir ama dediğim gibi yaptığımız tedavilerde de her zaman için bu verildi. Çünkü biliyorsunuz tek başınıza çalışılmıyor hiçbir zaman. Siz de hocalarınızdan, hocalarınız da hocaların hocalarından bunları öğrenerek bunları rutinlere oturtuyor. Bunlar bir süre sonra kalıplaşıyor hepimizde. Tabii. Her zaman östrofem kullandık, biz de kullandık ama östrofeme bağlı bir problem veya genital bir problem, yani işte cinsiyet organlarında bebeklerin, çocukların bir şeye rastlamadık açıkçası kullandığımız dozlarda. Dolayısıyla çok ciddi bir teratojen etkisi olduğunu düşünmüyorum. Mikronize östrojen kullandığımız ve makul dozlara tuttuğumuz takdirde. Bir grupta var ki onlara mutlaka mecburen vermek zorundasınız. Onlar da bizim Kıbrıs tedavilerimiz için gelen hasta grubunda. Bu hasta grubu bazen postmenopozal olabiliyor. Yani menopoz sonrası oluyor ve kendi vücudunda hormonlar zaten olmuyor. Bunlar progesteron ve östrojeni salgılaması gereken yerlere sahip olmadıkları için vermek gerekebiliyor. Keza artifisyal siklus dediğimiz, yani hasta biraz önce bahsettiğiniz gibi embriyo, fazla embriyosu oldu. Bu embriyolarını dondurdu ve daha sonra gebelik testi olmadı ilk transfer sonrasında. İkinciye dondurulmuş embriyo transferi için hasta gelmek durumunda. Burada eğer hastaya ağızdan östrojen kullanarak başlanırsa rahim geliştirme, sizin bahsettiğiniz gibi, bu kullanılan östrojen o ay yumurtlamayı engeller ve yumurta gelişimi olmaz. Yumurtlama olmayacağı için de bu tip hazırlamalarda, rahim hazırlamalarında sizin verdiğiniz dışarıdan östrojen ve progesterona bağımlıdır hasta ve bunları uzun dönem 8 haftaya kadar en az kullandırmanız gerekir her şekilde. Ve biraz daha yüksek dozlarda belki de. Progesteron da aynı şekilde. Benim sorularım bitti. Not aldığım birkaç tane hastamızın sorusu var. Veya isterseniz ilk önce biraz yumurta donasyonu ile ilgili konuşalım. Siz Kıbrıs'ta neler yapıyorsunuz? Evet, herkesin merak ettiği konulardan biri de bu. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim tedavilerimiz en çok başvurulan yöntemlerden biri, yasal düzenleme gereği Kıbrıs'ta müsaade edildiği için, yasal olduğu için yumurta donasyonu tedavisi oluyor. İleri yaşta bahsettiğim gibi yumurtalık rezervi artık tükendiğinde ve hastalar menopoza girdiğinde yapılabilecek tek şey yumurta donasyonuna başvurmaktır. Yumurta donasyonunda... Donasyon ne demek? Kelime anlamı belki hiç bilmeyen hastalarımız olur. Yumurta bağışı, yumurta bağışı, yumurta bağışı ile yumurta bağışı olarak tedavi yapılabiliyor. Bunun için bir üst limit, yaş limiti yoktur yasal düzenlemede. Ancak 45 yaşın üzerindeki hasta grubunda sağlıklı olduğuna dair, kardiyolojik ve dahili açısından gebeliği taşımasına engel olacak bir durum olmadığını kanıtlayan bir rapor getirmesi gerekir ilgili branştaki uzman hekimlerden. 55 yaşın üstünde ise, eğer düşünürse o yaş grubunda hasta, yumurta bağışı ile gebe kalmayı, psikiyatrik durumunun sağlıklı olduğunu gösteren bir rapor, ayrıca mali durumunun, maddi durumunda iyi olduğuna dair belgeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'na sunduktan sonra ve onay aldırdıktan sonra yumurta bağışı işlemi yapılabilir. Evli değil hasta. Atıyorum 40 yaşında, 35 yaşında. Ve yumurtalarını dondurmak istiyor. Bununla ilgili de kabaca bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki yumurta dondurulması, yumurta frizi dediğimiz işlem yapılabilir. Şu anda Türkiye'deki düzenleme de sanırım buna müsaade ediyor ama azalmış over rezervi durumunda sadece müsaade ediyor. Sağlık uygulama tebliğinden faydalanarak ve SGK güvencesinde. Ama tabii
Böyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var bu durumda da. Hasta azalmış over rezervi olduktan sonra yumurtaları dondurulmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü her ay 1-2 yumurta toplanmasıyla o hastanın o yumurtalarından kaç tanesi ileride kullanabilir hale gelecek ve ondan gebelik elde edecek. Çünkü bizim elimizde en az 10 ila 15 tane yumurta olması lazım ki bu hastanın bunu sakladığına ve ileride bunu kullanmasına değsin. Evet. Bu bir yaş sınırı yoktur yumurtaların dondurulması için ama ideal yaş 38 yaşın altında hatta 35 yaşının da altında dondurulması ve over rezervi azalmadan dondurulması tavsiye edilir. Yurt dışından tabii Türkiye için söylemiyorum. Bizim İngiltere'den oralardaki tedavi masraflarına çok yüksek olması nedeniyle biraz da bize daha çok başvurma durumları oluyor hastaların. Bu hasta gruplarında tabii ki bekar olup evlenmeyi düşünmeyen bazı hasta grubu da oluyor. Bu hasta grubuna da dondurdukları yumurtaların daha ileride partneri olursa partneriyle gelip de değerlendirilebiliyor. Evlilik şartı yok çünkü Kıbrıs'ta. Ayrıca donasyon yapılan yani bağış spermi ile de yumurtalarını değerlendirerek çocuk sahibi olabiliyorlar. Teşekkür ederim. Ben birkaç tane hastamızın sorusuyla devam etmek istiyorum. Test günü yani gebelik testinin pozitif veya negatif çıkıp çıkmadığını öğrenmek için transfer gününün dahil edip etmeyeceğimizi sormuş hastalar. Ertesi gün mü birinci gün oluyor yoksa transfer günü birinci gün mü oluyor diye sorulmuş. Şimdi taze transfer ve donmuş transfer diye ikiye ayırmamız lazım bu soruya cevap vermek için. Büyük olasılıkla hastamızın bahsettiği taze transferdir. Yani yumurtalıkları geliştirici iğneler vurulur, sonra çatlama iğnesi vurulur. Olgunlaştıktan 35 saat sonra yumurtalar toplanır ve transfere gidilir. Burada işin içine ne girdi? Çatlatma iğnesi girdi. Konuşmamızın en başında, yayınımızın en başında neden bahsetmiştik? Çatlatma iğnesinin Elaş'ın yerine geçecek olan gebelik hormonu olan HCG içerdiğini, bunun da gebelik hormonu olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla siz tedavinin içerisinde aslında hastaya gebelik iğnesi, gebelik hormonu yapmış oluyorsunuz. Gebelik testine bakmak için ne yapıyoruz? Kanda gebelik testi bakıyoruz veya idrara geçen gebelik testini striplerle hasta onun üzerine idrarını bir damla damlatarak bakıyor. Çift çizgi çıkarsa ne oluyor? Gebedir diyor. Bu aslında HCG hormonunu gösteriyor size. Bu HCG hormonunun tek sefer yapıldığında piyasada da ismi tek Ovitrel diye bir ilaç var hazır enjeksiyon formunda. Bunun içerisinde 250 mikrogram eşittir 6500 ünite HCG hormonu var. Ve bunun yarılanma ömrü 29 saattir. Bir günden biraz daha uzun. Bir günden 5 saat daha uzun. 29 saat bir yarılanma ömrü var. Yani siz bugün 6500'lük iğne yaptığınızda 29 saat sonra 6500 bölü 2 kadar ünite kalacak. Sonraki gün kalanın yarısı kadar kalacak. Böyle çarptığınızda tabii ki hastanın metabolizmasına da bağlı, bunu yıkmasına da bağlı. 8 ila 10 gün süresinde bu Sıfırlanıyor. 500 tam sıfır olmaz. 5'in altına iner. Bizim kan testlerimiz 5'in altındaki değerleri gösterir pozitif olarak. Pardon, 5'in üstündeki değerleri pozitif olarak alır. Dolayısıyla benim yaptığım iğneden mi gebelik pozitif çıkıyor? Yoksa transfer ettiğimiz embriyonun oluşturduğu HCG hormonundan dolayı mı gebelik pozitif çıkıyor? Bunu anlayabilmemiz için bu bekleme süresi var ve genellikle ertesi günden sayılır ama çok önemli değil. Transfer yapıldıktan 8 ila 10 gün sonra kanda gebelik testine bakılır. İdeal olarak da biz tam emin olmak için 10. günde testinizi yaptırın deriz. Bu bilgiyi ben de bilmiyordum. Yarılanma ömrünün bu kadar önemli olduğunu, ya bizim testimizi yani gebelik testimizi etkileyebileceğini ben de bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 12 gün önce çatlatma iğnesi oldum. Ağrım var. Kasığımda şişlik hissi var. Bu çok sık gördüğümüz bir şey. Hatta bizim OHSS'ye gidiyor mu diye endişelendiğimiz bir
durum. Şimdi şöyle de bir şey Evet. sormak istiyorum. Biz klomen tedavisi, işte aşılama için hazırladığımız hastaya klomen veriyoruz. Klomenle de yumurtaların aşırı geliştiğini görüyoruz. Fakat benim okuduğum kadarıyla bu çatlatma iğnesi verdiğimiz hastalarda o OHSS dediğimiz daha sıkıntılı duruma geçme olasılığı çok daha yüksek. Hatta öbüründe yok gibi bir şey. Bununla ilgili bize de bilgi vermek ister misiniz? Çünkü kadın doğumcu arkadaşlar da bunu merak ediyorlardır. Aynen bahsettiğiniz gibi OHSS HCG hormonu, yine çatlatma iğnesinden bugün konuştuk. Bayağı aydınlatıcı oldu. Çatlatma iğnesi üzerine soruları olan hastalarımızın ve gebelik testi üzerine. HCG hormonunu, yarılanma ömrünün çok uzun olduğunu söylemiştim size, gördüğünüz gibi. Normalde bir LH, yani normal adet döngüsünde hasta kendi kendisi yumurtlarsa, hiç dışarıdan ilaç vermeden tamamen doğal bir adet döngüsü içerisinde LH'in yarılanma ömrü 24 saattir. 24 saat sonra LH'in ömrü biter. Dolayısıyla bu pik seviyesini ulaştıktan sonra LH'in yavaş yavaş azalarak maksimum 48 saatte etkisi ortadan kaybolur. Ve OHSS tablosu oluşturmaz. Oluşmasının nedeni bu bizim verdiğimiz HCG hormonunun uzun süreler bunu devam ettirmesi, artı bir de gebelik eklenirse gebeliğin de hızla büyüyen içerideki embriyonun plasentasının daha da büyümesi, büyüyen plasentanın daha fazla HCG salgılanması, katlanarak artması seviye nedeniyle yumurtalıklardaki bu uyarının bir türlü sönmemesi. Hı hı. Bu yumurtalıklardaki uyarıyla ne oluyor? Bizim damar duvarının geçirgenliğini arttırdığını bildiğimiz bazı faktörler var. Bunların da en önemlisi vasküler endotelyal büyüme faktörü, hı hı, ve EGF diyoruz. Bu vasküler, adı üzerinde damar demek vasküler. Endotel demek damar duvarını döşeyen hücreler demek. Bunların büyümesini sağlayan bir faktör salgılatıyor bu HCG. Ve bunu salgılatınca adeta süzgeç gibi damarların çeperi açılmaya başlıyor. Açılınca damar içerisindeki sıvı ne oluyor? Damar dışına akmaya başlıyor. Ve vücuttaki sıvı batın boşluğuna, akciğerlerin arasına, kalbin içerisindeki bulunduğu perikard dediğimiz zarın içerisine, daha ileriki aşamalarda cilt altına çıkarak ödem yapıyor. Bütün vücut şişmeye başlıyor. Hasta uyuyamaz hale geliyor. Çünkü yatınca nefes darlığı oluşmaya başlıyor. Diyafram yukarıya itiliyor. Ve damar dışına çıktığı için bu sıvı, şekilli elemanlar birbirine, kandaki şekilli elemanlar birbirine daha yakın yüzmeye başlıyor. Ve birbirine yapışkanlıkları artıyor. Fıtılaşma başlıyor. Damar içi pıhtılaşmaya dönüşebiliyor ve hayatı tehdit edebilecek akciğer embolisi dediğimiz akciğere pıhtı atması gibi durumlar oluşabiliyor. Maalesef oluştuktan sonra bir ilaç verelim, mucize olarak bunu tedavi edelim. Bir ilaç maalesef yok. Hep evet, destek tedavi. Evet. Bu nedenle OHSS'yi oluşturmamak çok önemli ilk baştan. Ve dikkatli davranmak çok önemli. İşte bu tedavi dönemi boyunca durmadan E2 seviyeleri, serum östrojen seviyeleri isteniyor. Toplanan yumurta sayımıza bakarak ona göre tedaviler yapılıyor veya transfer tamamen iptal edilebiliyor ve daha sonra yumurtalıklar kendine geldikten sonra transfer işlemi yapılabiliyor. Vedat Beyciğim, çok değerli bilgiler anlatıyorsunuz ve sordukça sorasım geliyor. İki dakikamız kaldı. İsterseniz biz yayınımıza biraz ara verelim. Evet. Sonra bir canlı yayında tekrar, çünkü soracağım birkaç tekrar, soru daha. Evet. Bir de sizin Kıbrıs'taki tedavileri de biraz daha açmak istiyorum. Şimdi tabii kapatalım. Ki. Sonra tekrar tamam, bu sohbette görüşelim. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.